geldiniz. Bugün 3 Nisan, eşimin doğum günü. Sabah kalktım, güzel bir kahvaltı hazırladım. Pankek falan yaptım, çok seviyor. Şimdi hazırlanıyorum. Dışarı kadar çıkmak zorundayım çünkü pasta sipariş vermiştim. Pasta alacağım ve birkaç bir şey almam lazım. Bu akşam böyle arkadaşlarımız gelecek, yani uğrayacaklar, çok durmayacaklar. Doğum günü normalde onlar da dışarı çıkmıyor ama bugün doğum günü oldukları için hemen böyle bir iki saat bir görüşeceğiz. Hem doğum gününü kutlayacağız hem de bayağıdır görüşmüyorduk. Onlarla görüşeceğiz. Zaten evime almadan önce çok sıkı kurallarım var. Ya yani önce eller sabunlanacak, sonra kolonyalanacak, sonra da böyle bir fıs fıs gibi bir şey var arkadaşımın. Gelirken onu getirecek, onunla dezenfekte edeceğim. Hepsini o şekilde içeri alacağım. Zaten balkonda olacağız. Balkon açık bir yer. Yani camlarını açacağız. Öyle yani, bakalım. Bildirim geldi de ona baktım. Hemen hazırlanmam lazım. Böyle bir makyaj yapacağım dedim. Hem açayım kamerayı, birlikte yapalım. Beni büyük ihtimalle hızlı hızlı izleyeceksiniz. Çünkü bayağı bir acelem var. Bu arada eşimin doğum gününü buradan kutlamak istiyorum. Seni çok seviyorum hayatım. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki benim kocamsın. Bundan sonraki bütün doğum günlerini inşallah birlikte kutlarız diyorum ve senin için hazırlanmaya başlıyorum. Arkadaşlar, öyle farlı falan bir makyaj yapmadım evde olacağımız için. Eyeliner çektim. Şansıma da bugün güzel çektim. Rujumu da öylesine sürdüm. Yine akşam olunca tazelerim. Şimdi hemen bir maske ve eldivenlerimi takıp dışarıya çıkayım. Hemen işlerimi halledeyim, alacaklarımı alayım. Geleyim, hazırlığımıza başlayalım. Evet, eşimin pastası geldi. Şöyle aldım. BMW emblemi ve yazısı var. Yani ben başka bir fotoğraf göstermiştim ama ancak bu kadar yapabilmişler. Olsun, ne yapalım. Bu da güzel. Evet arkadaşlar, şöyle bir masa hazırladık. İki arkadaşım ve ben. Şimdi doğum günü çocuğunu bekliyoruz. Heyecanlıyım. Burcu'nu bekliyoruz. İyi ki doğdun Burcan. İyi ki doğdun Burcan. Yeni seneler başlar. Teşekkür ederim. Yağmıyor. Doğum günü kutlu olsun hayatım. Sağ ol, evet. Hadi gel bakalım. Maytaplarım sönmedi. Evet. Aynen. Yani bu kadar olur. Kalp kalbe karşıymış aşkım. Senin beğendiğin tarifi ben zaten sana almıştım. Ondan mı karşıma çıkmış bu yani? Evet. Teşekkür ederim. Beğenecek misin? Evet.
Sen bizimkini yer atın. Ulan bir görüşeyim ya. Motor da beyaz, saat de beyaz. Vallahi evet. Tamam, teşekkür ederim. Güle güle kullan. Günaydın arkadaşlar. Ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. En son sizi sanırım eşimin doğum gününde bırakmıştım. Bir iki gün falan bir video çekemedim. Çünkü yani çekecek bir şey yoktu. Temizliğimi yeni yapmıştım. Yani yapacak bir şeyim olmadığı için videoda çekmek istemedim açıkçası. Bu vlogu iki günlük olarak izleyeceksiniz. Ama böyle arka arkasına değil. İşte 3 Nisan eşimin doğum günüydü. Bugün de 6 Nisan. Pazartesi. Ah, öyle. Hafta sonu pek fazla dediğim gibi bir şey çekemedim. O yüzden dedim bugün çekeyim. Hem temizlik yapacağım birazdan. Öyle iki günlük bir vlog olur diye düşündüm. Şimdi kahvaltıya eşim gelmeyecek. Normalde geliyor. Yani onun için öğle yemeği oluyor. Benim için kahvaltı oluyor böyle 12 gibi falan. O gelmeyecek. Ben şimdi kendime hazırlayacağım. Sonra da temizlik yapacağız. Ondan sonra bu akşam eşimin canı karnıyarık çekmiş ve karnıyarık yapacağım. Yani bir kere mi iki kere mi ne yapmıştım. Çok uzun sürmüştü bilmiyorum temizlikten sonra. Nasıl yapacağım ama canı istemiş. Kodişimini yapacağız. Yapacak bir şey yok. Ben de seviyorum. Yani fena değil. Kıymalı yemekleri pek sevmesem de yine karnıyarık yiyorum. Cacık, pilav falan. O zaman kahvaltımızı hazırlayalım. Bugün kahvaltı olarak tavada yumurtalı ekmek yapacağım. Şöyle biraz yağ koydum. Şimdi altını açalım. Buraya iki tane yumurtamı kırdım. Şöyle bu normalde bir tane ekmekti. Bu Trabzon ekmeği. Siz tost ekmeğinden de yapabilirsiniz. Ben bunu ikiye böldüm. Şimdi yumurtayı tavaya alacağım. Çok böyle pişmeden ekmekleri koyacağım. Böyle ekmek arası yumurta, tost, o tarz bir şey olacak. Böyle yumurtam biraz pişti. Şimdi üzerine ekmeklerimi koyacağım. Nasıl sıcak bilmiyorum ama. Şöyle sığar mı acaba? Şimdi bunları çevirelim de. Tek elde çeviremeyeceğim artık. Ben çevirip hemen geliyorum. Ters bir şekilde çevirdim. Biraz ekmeklerim de kızarsın istiyorum. Sonra bunların ikisini de birlikte kaplayacağız. Ve yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi burası da kızardı. Tekrar bir çevirebilirim biraz daha kızarması için. Gördüğünüz gibi tostum hazır oldu. Şöyle içi yumurtalı. Dışlarını da biraz kızarttım. Böyle daha güzel oluyor. O zaman bana afiyet olsun. Ben kahvaltımı yaptım arkadaşlar. Temizliğe başlayacağım ama nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hadi biraz daha oturayım. Hadi biraz daha oturayım derken bayağı bir zaman geçti. Artık başlamam gerekiyor. Bakar mısınız cildimin haline ya? Her yerimde sivilceler çıktı. Şunlar neden böyle oldu benim yüzüm? Buralarım böyle kızardı. Neden oldu? Sıkıntıdan mı acaba? Anlamadım. Neyse temizliğimi yapıp bir duşa gireceğim. Ya da akşam yemeğini yaptıktan sonra duşa gireyim. Yani çünkü patlıcanları falan kızartacağım için. Ya olabilirim, kokabilirim. Her şey olabilir. O yüzden ben en iyisi akşam yemeğinden sonra bir duşa girerim. Temizlik zaten temizlik bittikten hemen sonra yemeğe başlayacağım. Yani saat dediğim gibi biraz geç oldu. Öyle hemen temizliğimize başlayalım. Hemen.
Size eşime aldığım doğum günü hediyesini göstereyim. Şöyle bir kutuda geldi. Bunu Trendyol'dan aldım. Şöyle kutusu çok şık değil mi? Şöyle bir saat aldım. Bu Ferrari'nin bir saati. Şöyle beyaz. Ya eşimde çok saat var ama beyaz istiyordu. Ben de bunu görmüşken alayım dedim. O da çok beğendi zaten. Böyle. Thank you.
Temizliğim bitti arkadaşlar. Sonunda. Nihayet. Çok şükür. Yok ya. Çok eskiden işte. Yani eskiden dediğim ilk evlendiğim zamanlar daha zor geliyordu. Hatta böyle sabahtan akşama kadar falan sürüyordu. Sonra alıştım herhalde temizlik yapmaya. O yüzden şimdi çok bilmiyorum. Çok yorulmuyorum yani. Hani yoruluyorum da çok değil. Eskisi gibi değil en azından. Şimdi hemen yemek yapmaya başlayalım. Çok acıktım. O yüzden. Çünkü karnıyarık da biraz zaman alıyor. Biraz dedim bayağı alıyor ya. Bayağı alıyor. Ben böyle yemeklerde mesela sarma. Mesela o kadar sarıyorsun sabahtan akşama kadar falan. Ne bileyim yani. Bayağı bir sarıyorsun sarıyorsun. 5 dakikada yeniyor. Ya haksızlık değil mi? Bilmiyorum ben kıyamıyorum. Yani o kadar yap, uğraş, o kadar zamanını alsın ve 5 dakikada yensin. Böyle şeyleri pek sevmiyorum. Çünkü ben o kadar uzun zamanda yapıyorum, eşim geliyor 5 dakikada yiyor. 5 dakika bile sürmüyor. Öyle yani. Neyse. Ben şimdi bunu yapayım. O yine 5 dakikada yesin. Ne yapalım? Haydi gidelim o zaman. Patlıcanlarımı alacalı bir şekilde soymuştum. Tozu suda beklettim. Pirincimi de 2 bardak pirincimi de ısladım. Aynı şekilde ılık tuzlu suda beklettim. Şimdi ilk önce pilavımızı yapalım. Sonra patlıcanlarımızı kızartırız. Sonra içini yaparız. Sonra da fırına veririz. Bunlar olurken de cacığımızı da yaparız. Başlayalım. Burada pirincim var. Burada patlıcanlarımı ıslamıştım. Onlar var. Şimdi yapmaya başlayalım. Ne oldu biliyor musunuz? Tripodum kırıldı. Tam yemek yapacağım, yemeği çekeceğim. Tripodum kırıldı. Ucunu da göstereyim. Şurup ucundan ikiye ayrıldı. Bak şu an görüyorsunuz. Hemen tripod sipariş vermem lazım. Şimdi mecburen bir elimle yemek yapıp bir elimle video çekeceğim. Nasıl olacak bilmiyorum ama şimdiden kusura bakmayın. Sipariş versem kaç güne gelir acaba? İnşallah bir an önce gelir. Bir yere de koyamıyorum, sabitleyemiyorum da. Sıkıntı oluyor. Neyse artık. Bir şekilde çekmeye çalışacağız bakalım. İçerisine 3 su bardağı sıcak su ekledim. 1 bardağın içine tavuk tablet erittim. O şekilde döktüm. Biraz şimdi tuz atalım. Altını orta ateşe getireceğim. Bir 5 dakika falan öyle pişecek. Sonra kısık ateşe alıp tamamen pişmesini bekleyeceğim. Şöyle kağıt havlumu da koydum. Diğer yemeklerim hazır olana kadar bu da burada dinlensin. Şimdi cacık yapmaya geçelim. Cacık yapımımıza başlayalım. 2 su bardağı yoğurt. Fakat bende normal yoğurt sadece 1 su bardaklık kalmış. O yüzden üzerine 1 su bardağı da süzme yoğurt ekledim. Biraz katı olduğu için süzme yoğurt. Bakalım yine de bir kıvamına. Şöyle bir karıştırayım. Normalde bunun üzerine 1 bardak su eklemem gerekiyor. Ama benimki biraz koyu olduğu için belki 1,5 ya da 2 su bardağı su ekleyebilirim. Şimdi bunu biraz karıştırayım. Suyumu ekledim. 1 su bardağı gayet yeterli geldi. Şimdi içerisine 4 tane kabuklarını soyduğum salatayı ekledim. Bir de salataları ben rendeledim. Öyle küçük küçük doğrayanlar da var. Fakat ben rendeleyerek daha hoşuma gidiyor.
Bir de içerisine 3 diş de sarımsak koydum. Şimdi bunları da karıştıracağım. Cacığıma tuzu ve naneyi de ekledim. Şimdi biraz buzdolabına alacağım. Karnıyarım olana kadar bu da biraz soğusun. Sıra karnıyarımıza geldi. Şimdi şöyle bir yağ kızdırıyorum tencerede. Burada da kabaklarımı kuruladım. Güzelce biraz sularını çeksinler. Ondan sonra kızgın yağda kızartacağım hepsini. Biberlerimi de şöyle bir kök kızartıyorum. Gördüğünüz gibi ocağım mahvoldu. Bayağı bir yağ sıçradı. Ama sıkıntı yok. Yemekten sonra hemen temizleyeceğim. Patlıcanlarımı şöyle ikiye böldüm. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. Şöyle iki tane soğan doğradım. Şimdi soğanımızı kavuracağız. İçerisine 200 gram kıymamı da ekledim. Şimdi bu şekilde de kavuracağım. 2 adet doğranmış sivri biberimi de ekledim. Doğradım. 2 adet domatesi de şimdi içerisine koydum. Tuz, karabiber ve pul biberimi de ekledim. 1 çay bardağı da sıcak suyunu ekledim. Şimdi 5 dakika kaynatmaya bırakacağım. 1 kapta 1 yemek kaşığı salçayı da, domates salçası bu arada. 1 su bardağı sıcak suyu karıştırıyorum. Salça çözülene kadar. Bunu karnıyarıklarımızın üzerine dökeceğiz. Patlıcanlarımın içerisini doldurdum. Önceden kızartmış olduğum biberleri ve çeri domatesleri de üzerine ekledim. Domatesli sıcak suyumu da tepsimize döktük. Şimdi önceden ısıttığım 170 derecelik fırında bir 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Ve ocağımın son hali. Yemeğim fırındayken hemen ocağımı da temizledim. Bu üzerinde olan şeyler de şu an makinede yıkanıyor. Yani böyle burasını temizledim. Ve yemeğimiz hazır. Aşkım yavaş yavaş ye, tamam mı? Nedenmiş o? Çünkü çok uzun zamanda yaptım. Ah. Evet. İyi, tamam o zaman. Ellere sağlık. Afiyet olsun. Tam yavaş yavaş ye. Çok yavaş. Benim atmama gerek kalmadı. Evet. Başlayabilirim o zaman. Bu ne ya? Basit kapılar. Kapılar. Evet. Şimdi tavla saati. Ben artık kapanışı yapayım arkadaşlar. Çünkü 2 günlük vlog olduğu için bayağı bir uzun oldu. Zaten yemeğimizi yedik, tavlamızı da oynadık. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeye basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.